Merhaba arkadaşlar, ben Robotik. OpenSea videosu çekeceğim bir tane. Bu seneki son videom olacak. Bir sonraki yaz artık azıcık bir şey C++ göstereceğim. O da hani bir şeylerle uğraştığım için C ve C++ göstereceğim. Bununla ilgili çok fazla tutorial ve eğitim var. Gidip öğrenebilirsiniz. Benim çizgim daha farklı olacak. Temelini hani kullanabilecek kadar göstereceğim veya hatırlatmak amacıyla göstereceğim. Sonraki sene, sonraki yaza. Ondan sonra cihaz programları yapmaya başlayacağız. Şimdi ben size daha önce Python azıcık böyle temelden böyle azıcık bir şey Python'u göstermiştim. Buradaki C++, Python, Java, C, Go, Swift aklınıza ne gelirse veya duyduğunuz ne varsa bunların hepsi birer host programıdır. Host yani CPU. Göstereyim. Biz bunu şu CPU'ya yaparız. Şimdi host programı ne kadar hızlıysa device programı da o kadar hızlı gibi görünür. Tekrar ediyorum. Host programı ne kadar hızlıysa device yani cihaz programı da o kadar hızlı görünür. Bu yüzden yani oyunlar söyleyeyim başka yüksek performanslı uygulamalar uygulamaların C ve C++ yapılması daha iyi. Python diğer dillerle diye bir karşılaştırmam var. İkinci video. Ona bir bakın. İnternet üzerinde bulduğum bir benchmark'ın sonuçlarını gösterdim. Daha birçok benchmark bulabilirsiniz. Java mı yoksa C mi şeklinde. Valla gördüğüm kadarıyla Java yüksek performans uygulamalarında o kadar da hızlı olmuyor. Ama Java taşınabilir. Bir programın devam ettirilmesi çok daha kolay. Gibi gibi gibi. Eğer amacınız cross platform uygulama yapmaksa tamam Java yeterince hız sağlıyor ama amacınız gerçekten böyle gömülü sistemlerde hani ben 1 milisaniyeyi de önemsiyorum. 1-2 milisaniye de benim için önemli diyorsanız o zaman beni takip etmeye devam edin. O 1 ya da 2 milisaniye daha sonra program büyüdüğünde katlanarak artacak bu gecikmeler. Şimdi ben burada device yani OpenCL uygulamasını göstereceğim. Bu da bu tür uygulamalarda daha popüler. Fakat OpenCL CUDA'dan azıcık bir şey daha hızlı. Yani gördüğüm testlerde böyle. Ben CUDA kullanamıyorum. Çünkü AMD ekran kartı kullanıyorum. Ayrıca CUDA işlemciler üzerinde de çalışmıyor. CUDA için yapılabilecek şeyler sınırlı demeyeyim de yani çok taşınabilir değil. Sadece Nvidia donanımları üzerinde çalışıyor. Ama OpenCL Nvidia, AMD ve işlemciler üzerinde de çalışıyor. Çeşitli OpenCL dağıtımları var. Bunlardan bir tanesi AMD, pardon AMD, Intel'in dağıtımı var. Ondan sonra Nvidia'nın da dağıtımı var. Türkçe kaynak çok az. OpenCL bastığımda TR, Wikipedia'da
azıcık bir şey anlatıyor ama İngilizcesinde daha geniş bir kapsamda anlatıyor mesela. Bu yüzden yani Türkçe kaynak az olduğu için ben de biraz Türkçe kaynakla bunu anlatmaya çalıştım. Pekala bu uygulama, bu OpenCL nerelerde kullanılıyor? Electronic Arts'ta kullanılıyor. Bunun dışında yüksek performanslı uygulamalar yapacaksanız mesela bir oyun yapacaksınız ve bu oyunda olabildiğince yüksek performans elde etmeye çalışıyorsunuz. Bunun dışında bir resim işleme uygulaması veya video işleme uygulaması yapıyorsunuz. Üç boyutlu tasarım uygulaması yapıyorsunuz. Bunun dışında her türlü yüksek performans gerektiren veya yüksek performansı istediğiniz, yüksek performans alabileceğiniz bütün uygulamalarda OpenCL kullanır. OpenCL son zamanlarda çeşitli formlara büründü. OpenCL Library. OpenCV gibi bir kütüphane OpenCL destekler oldu. Bundan sonra bir dakika. SynchronCL diye bir şey çıkarttı Kronos. Bu SynchronCL ve OpenCV'yi birleştirerek OpenCV'ye alternatif daha bu sene hatırlıyorsam bu sene bir update ile OpenVX diye bir uygulama çıkarttı. Resim işleme uygulaması daha popüler değil. Fakat OpenCL ve OpenCL Vulkan ve yani Kronos'un tüm şeylerini barındırıyor burada. Header'ları burada yani kütüphaneleri burada. Direkt burada indirebiliyorsunuz. Dur neredeydi o? Veyahut da GitHub'tan da indirebilirsiniz. Burada da SynchronCL var. SynchronCL ile OpenCL arasındaki fark SynchronCL'in daha kolay olması. Şimdilik ben OpenCL'i göstereceğim. Burada da SynchronCL ve kütüphaneleri. Şimdilik Windows üzerinde inşa etmesi zor gibi görünüyor. Çeşitli uygulamaları var. Ben şimdi bir tane OpenCL programı yazdım. OpenCL nasıl çalışır? OpenCL işlemci yavaştır, ekran kartı hızlıdır gibi reklamlar yapıldı. Doğrudur. Bazı uygulamalarda işlemci daha hızlı, bazı uygulamalarda ekran kartı daha hızlı. OpenCL'in amacı şu, data paralelliğini sağlamak. Veri paralelliğini sağlamak. İki çeşit paralel programlama var. Bir tanesi görev paralelliği, task paralelizm. Bir tanesi de data paralelizm, veri paralelliği. OpenCL veri paralelliğini sağlar. Siz ona boyutları belirtirsiniz. Benim resmim 3 ana renkten oluşuyor. Ve mesela 1920'ye 1080 boyutlarında. O zaman benim bunu 3 boyuta bölmem lazım ve bunu veri parçalarına bölersiniz ve OpenCL size görev paralelliğini otomatik sağlar. Ben bir asal sayı uygulaması geliştiriyordum. Kendim bir asal sayı algoritmam vardı. Bunu GPU üzerine hesaplatacak hale gelmiştim. Hani teoride. Orada öğrenmeye başladım. Ama ondan sonra artık üniversitede öğrendiğim şeylerle hani bir asal sayı uygulaması mı yoksa hani resim işleme uygulaması mı dedim ve sonra amaç kaydı. Ama OpenCL her zaman birinci de oldu.
OpenCL, CPU, GPU, hatta duyan varsa FPGA, çeşitli DCP yani dijital sinyal işleme kartlarında, dijital signal processing kartlarında da çalışıyor. OpenCL ayrıca telefonlarda da destekleniyor. Mobil geliştiriciler için söylüyorum. Daha çok 1.1 versiyon destekleniyor. Fakat Kronos Group 2.2 versiyonu çıkarttı. 2.2 versiyonla 1.2 versiyon, bir dakika, yanlış şey. 2.2 ile 2X yani ikinci seri ile birinci seri arasındaki fark, birinci seri C dilinde yazılıyor. Kernel'ler. Kernel'in olduğunu söyleyeceğim. İkinci versiyonlar ise artık biraz daha böyle C++'a kaydı. Hatta OpenCL 2.2 C++'ın en son versiyonunun da yazıyormuşsunuz gibi bir his veriyor. Birçoğunuz seri algoritmalar yazmaya alışıksınız. Fakat OpenCL burada da OpenCL C dilini tanıtıyor. Birçoğunuz seri algoritmalar yazmaya alışıksınız. Ben de öyleydim. Paralel algoritmalar yazmaya çalışınca zorlandık. Siz de zorlanacaksınız. OpenCL o yazmayı öğrenirseniz işler çok daha kolaylaşıyor. İnanın bana. İşler çok daha kolaylaşıyor. Bu şimdilik bir tanıtım videosu gibi olacak. Yazdığım programı tanıtacağım. Nasıl çalıştığını göstereceğim. Sonraki yaza iyi bir giriş yaparız. Eğer hala devam ediyorsam. Burada. Yalnız şöyle bir şey var. OpenCL kullanabilmeniz için OpenCL sürücülerinizi indirmeniz lazım. OpenCL sürücüleri de Intel kullanıyorsanız Intel, AMD kullanıyorsanız AMD. Ben AMD ekran kartı kullandığım için AMD'yi indirdim. AMD'deki yazılan OpenCL kernelleri x86 ve AMD üzerine çalışıyor. Aynı kodu başka bir dağıtımla derlerseniz, mesela Intel'le derlerseniz yine Intel üzerinde çalışacaktır. Yalnız hangi sürümle yazdığınıza dikkat edin. 2 mi 2.2 mi? 2.2 şöyle çok desteklendi. OpenCL ile ilgili burada kütüphaneler var. Benim en desteklediğim kütüphane Array Fire. Üstünü çizdim, görünmedi. Bir de sonraki Bolt sıralarsam, sonra CL Magma. OpenCL SPI CPU RV ürününe destekleyicilerle çalışıyor. Bu çok ayrıntıydı. Bu kısmı görüyorsanız geçin. Pekala, ben bunu nereden öğreneceğim derseniz, o AMD'nin güzel kitapları, güzel kaynakları var. İnternette Türkçe kaynak yok gibi. Burada başlangıç siteleri var. Sixstar mesela. Ben de burada başladım. Buradan alabilirsiniz. Daha çok sinyal işleme üzerinde uğraşılıyor. Tamam. Şimdi GPU üzerinde programlama yapmak. GPU üzerinde programlama yapabilmek için ilk önce GPU'nun mimarisini bilmeniz gerekiyor. Hızlı bir program yazacağım diye OpenCL'le yazarsınız. GPU'nun yapısını bilmezsiniz. Ve
en sonunda CPU'dan daha yavaş çalışan bir program elde edersiniz. Daha önce de anlattım. OpenCL verileri bölme uygulamasıdır. Veriyi yapacağınız şeyi ne kadar iyi bilirseniz OpenCL'deki yazdığınız program da o kadar iyi çalışır. GPU temel olarak bir hiyerarşik yapı içerisinde. OpenCL bunları global, lokal ve work item, yani ufak work çalışma grupları ve internal, yani tek bir çekirdek diyeyim, tek bir hesaplama ünitesine doğru gidiyor. Hiyerarşik, en büyük global, sonra lokal, sonra lokaller, work itemlardan, work itemlardan compute units, yani ufak ufak şeylerden oluşuyor. Hesaplama ünitelerinden oluşuyor. Hız olarak compute unitler, yani şu en küçük olan birimler work itemlardan daha hızlı. Work itemlar lokallerden, lokaller globallerden daha hızlı çalışıyor. Bunun en büyük sebebi de hafızaların birbirleriyle haberleşme hızları. Burada biraz donanım anlatmak zorundayım. Bunu bilin. Birkaç çeşit bir hesaplama mimarisi mi diyeyim, birkaç çeşit hesaplama şekli var. Bir tanesi, hepsini söyleyeceğim, kullanılır ya da kullanılmaz. Sonuçta var böyle bir şey. Yok dememek için söylüyorum. SSID. Dur. SIST. Gidin bakın. Single instruction stream, single data stream. MIST. Çıkmadı. multiple data stream ya da multiple instruction single data. Açıklayacağım. OpenCL tek bir cihaz üzerinde çalışıyorsanız SIMD, eğer çoklu device üzerinde ve çoklu data üzerinde çalışıyorsanız MIMD. Sıralama şöyle. SSD tek instruction, yani tek veri işleme şekli ve tek veri. MIST çoklu veri işleme şekli, tek veri. SIMD tek instruction, yani tek veri işleme şekli, çoklu data. İşte OpenCL bunu yapıyor temelde. MIMD çok veri işleme şekli, çok data. En zor olanı bu. Bu daha çok yani siz duymasanız bile belki duymuşsunuzdur, bilemem. Render istasyonlarında diyeyim. Böyle uçuk rakamlarda işlemci ve HPC, yani belki ekran kartı diyeyim ben, hesaplama üniteleri bulunan serverlarda gerçekleştiriliyor bu işlem, MIMD. Birçok OpenCL işleme şekli gönderiliyor her bir hesap ünitesine ve oralarda işlenip geri geliyor veya artık depolanıyor. İşte buna MIMD diyorlar. Biz SIMD üzerine çalışacağız. Çok uzun sürdü burası.
OpenCL, SQL gibi mantıkla çalışır. SQL ile aşina olanlar için söylüyorum bunu. Buraya bilmeyen geçebilir. Bir tane sorgulama şekli gönderirsiniz. Ve bu SQL'de sorgulanır, yani işlenir ve size cevap geri gelir. OpenCL'de de bir sorgu, yani bir kernel gönderilir. Cihaz bunu hesaplar ve geri gelir. OpenCL'de işte dediğim gibi veri paralelliğini sağlamaktır amaç. Ne yaptığını bilmeyenler için yararlı bir şey değil. Algoritmanız müsaade etmiyorsa bulaşmayın. İlk önce algoritmanızı böyle bir parçalayın. Verileri bir parçalayın. OpenCL'in derlenme şekli ilk önce bir kernel yazılır. Ben burada birkaç tane kernel yazdım. Hello World basit bir şekilde. Sonra ben bu kerneli kullandım göstermek için. Burada çeşitli global hafızadan üniteler alıyorsunuz burada. Burada işte dizi toplama kerneli ve FFD kernelleri de yazabilirsiniz. Ben çok basit şeyler yazdım tanıtmak amacıyla. Daha sonra C++ için yazdığınız kodla bu kernel derlenir. Bir dosya oluşturulur. Ve daha sonra bu CPU üzerinde diğer exe ile birlikte birleştirilir, link edilir. Link programıyla. Ve daha sonra çalıştırılır. Çalıştırıldığında link edilen o kernel kısmı cihaza gönderilir ve cihaza işlenir ve host yani CPU bunu alır, bize getirir, depolar veya artık başka bir işleme tabi tutar. Bir OpenCL programının hızı, işlenecek veriye uygun boyutları seçmek ve işlemci ile ne kadar az bağlantı kurduğunuzla ilgilidir. Evet. Bir OpenCL programı için yani PCI Express yeterince hızlı, bu aralar yeterince hızlıdır. Fakat yani şöyle düşünün. Mesela ben AMD FreeX kullanıyorum. Buradaki hafıza bank genişliğim benim 4096. Ama bir işlemcinin bank genişliği 64. Olabildiğince az bağlantı kurmaya çalışın. En son sonucu bulun. Device yani GPU en son sonucu bulsun ve işlemciye sonucu öyle versin. OpenCL'in bir avantajı da şu. Çok pahalı donanım gerek eğer yapabiliyorsanız OpenCL iyi bir OpenCL kerneli yazabiliyorsanız çok yüksek maliyet gerektirmeden yüksek performans elde edebilmeniz. Eski donanımlarda bile yüksek performans elde edebiliyorsunuz. OpenCL nerelerde kullanılıyor? FFT uygulamasında, FFT sinyal analizi uygulamasında, ondan sonra işte resim işleme, yapay zeka uygulamalarında, machine learning yani öğrenen makine diyeceğim böyle çevirmek çok kötü oluyor. Ama machine learning diyeceğim ben. Sonra matematik uygulamalarında, daha çok BLAS yani lineer algebra. Bunu ezberleyin BLAS ve LaTeX. BLAS, lineer algebra, LaTeX, yani differential equation diyeceğim. Fizik uygulamalarında kullanılıyor diyelim. Fizik ve mühendislik uygulamaları burası.
Blas Mesh Processing'de daha çok kullanılır ve video işlemede. Finans uygulamalarında kullanılıyor OpenCL. Bunun dışında oyun ve simülasyon üretimlerinde ve OpenCL aynı zamanda OpenGL, Vulkan, OpenVX, hani sanal gerçeklik, Kinect ve OpenCV uygulamalarla beraber de kullanılabiliyor. AMD'nin böyle bir programı var. Açılırsa eğer. Hata verdi. Bunu ben ilk öğrenirken şey yapmıştım. Her neyse. Burada bir derleme programı var. Şunu şuradan silersem işimiz kolaylaşacak. Burada kernel test ediyoruz. Size kernellerde yani ekran kartınızın ne kadar kullanıldığını gösteriyor. Şimdi ben 32 bitlik bir program yaptım. Mesela Fiji. Ben Fiji mimarisini kullanıyorum. Aynı zamanda burada size disassembly edip hani assembly kodlarını da gösteriyorum. Şu kernelin nasıl yazıldığına dair. Meraklılar gelip burada inceleyebilir. Kernel kodlarıyla assembly. Ama bu normal assembly ya. 32 bitlik, 64 bitlik yapabilirsiniz. Çeşitli AMD'nin desteklediği burada mimariler var. Fiji bu ara kullanılıyor mu hatırlamıyorum. Fiji daha yok. Yani 1x'ten sonra artık herhalde R9200 480 çıktı. Onun hangi mimari olduğunu bilmiyorum ama ben Fiji'yim. Onu iyi biliyorum. Bu tip programlar var. Kernel emülatörleri deniyor. Burada yazdığınız kernelin ne durumda olduğuna bakabiliyorsunuz. İşlemleri ne kadar parçaladığınızı size analiz ediyor. Ne kadar hafıza kullandınız. Hepsini size söylüyor. Oyun yazmak için OpenCL aslında gereksiz. Biliyorum çünkü artık oyun motorları var bu konularda. Hani ben kimseye bağımlı olmayacağım. Ben her şeyimi kendim yaparım diyorsanız tamam OpenCL öğrenin. Onun dışında ben direkt oyun yazmak istiyorum diyorsanız OpenCL gereksiz. Bu videoyu atlayın, benden size hayır gelmez. Onun dışında OpenCL nasıl çalışıyor? Burada birkaç aşamayı atladım. Onun yerine kodun içine yazdım. Temel olarak OpenCL kütüphanesinin erişebileceği, hani mesela AMD'nin erişebileceği tüm OpenCL cihazlarını buluyoruz. Sonra ulaşabileceği bir grup buluyoruz. Buna cihazlara bir komut yani sorgu gönderebilmek için bir sıra oluşturuyoruz. Sonuçta bunlar bir sırayla işleniyor. Ama artık AMD Asynchron Shader diye bir uygulama var. AMD OpenCL'de destekliyor mu bilmiyorum. Efsane bir şey. Fiji ile beraber çıkartmıştı. Ben de o yüzden Fiji aldım. Nvidia'da 1080 GTX 1080'de de vardı bu. 1060 1070'te de vardı diye hatırlıyorum. Asenkron işleme. Sonra programı derler. Sonra OpenCL kernel üzerinde biraz veri oluşturursunuz. Yani OpenCL programı derlenir ve o C programından OpenCL programına bir hani veri gönderirsiniz. Toplam işlemi yapacaksanız mesela iki tane matrisi çarpacaksanız iki matris gönderirsiniz.
Bunları çarpar sonucunu geri getirir. Bu yüzden bir buffer oluşturursunuz. Bir dakika, hemen geleceğim. Hemen geldim. OpenCL programında birkaç sorun var. Yani Visual Studio bu sorunu çıkartıyor. Visual Studio 2015'te beraber C programlarını biraz korumaya almış. Kodlar nasıl desem, mesela üst üste iki, aynı hatta iki tane void print diyelim. Bir tane daha void print diyelim. Printf f birinci ikinci. Şimdi siz şunu yapsanız, print deseniz hangisini yazdıracak? İlkini mi ikincisini mi? İkincisini yazdırması lazım. Bunun için hata vermemesi lazım. Ama artık Visual Studio, hani artık fonksiyonun ismi tekrarlanıyor diye sana hata veriyor. Ve programın derlenmiyor. Bunu hani warning, yani olarak vermiyor. Error, temel bir hata gibi veriyor. Bu yüzden program derlenmiyor. OpenCL'de de buna benzer bir uygulama var. OpenCL kodların içerisinde. Bu yüzden anlık olarak bu pragma warning, pragmalar sevilmiyor, fakat bunu yaparsanız, Visual Studio üzerine çalışıyorsanız bunu yapın. GCC üzerinde gerekmiyordu diye hatırlıyorum. Bu hangisini, hangi kodda yapacaksınız? Bir bulayım. Karışık olduğunu biliyorum. Şimdi anlatacağım hepsini. Bu zamana kadar dayandıysanız teşekkür ederim. Asıl kendinize teşekkür ederim. Ha, burada. Q clcreate command Q deprecated olarak nitelendiriliyor. Ben bu sorunu şimdi Q'ya çözdüm. Warning disable. Yani bu error. Aslında buraya error yazmam lazım ama niye warning olarak yazdım? Bunu yazmazsam bana error diye veriyor ve program derlenmiyor. Önemli, aslında iyi bir geliştirme, fakat programın derlenmemesi kötü. Şunu saçma bulabilirsiniz ama bunu sadece bunun için, hani bu clcreate command Q fonksiyonu için yaptım. Şimdi bir OpenCL programı nasıl hani programımıza dahil edilir? Burada çeşitli kütüphaneler var. Bu ArrayFire'ı boş verin. İsterseniz indirirsiniz. Ben şu an en temel OpenCL'i tanıtıyorum. Daha sonra bundan daha kolay olacağını garanti ederim. OpenCL kendi elleri yazmalı. Genelde AMD SDK Windows'da bu klasör yükleniyor. SDK Utils, ben bunu başka bir yerden aldım. Almanıza gerek yok. Include yeter. Bu include'u alın.
Bunun dışında bazı obje dosyalarımız var. Gördüğünüz gibi x64 üzerinde yapıyorsam x64, 32 bit üzerine yapıyorsam 32 bit alıyorum. Ve burada almam gereken hani yeterli olan OpenCL lib diye bir dosya var ve bunu linkerla programıma bağlıyorum. Temel olarak bu. OpenCL'in güzelliği tek bir kod içerisinde tüm programı derleyip çalıştırabilmeniz. Gördüğünüz gibi CL'de taş diye yaptım. Bu DirectX, OpenGL dediğim gibi Vulkan birçok uygulamayla beraber çalışabilen bir uygulama. Open source, bedava. Gidin, öğrenin, yüksek performanslı uygulamalar yapın. Yapabileceğiniz en yüksek performans uygulamaları yapın. Böyle. Burada birkaç tane kernel örneğim var. Devam ediyorsun, değil mi? Tamam. Burada birkaç tane kernel örneğim var. Bu bir nevi Hello World kernelimdi. Dur, şunun adını Hello diye değiştireyim. Hello. Dünyanın en saçma OpenCL programı olsa da bu bir örnek. Aynı C'deki gibi sıfırdan başlayıp 13. 14. karaktere kadar aktardım. String. Heh. Gördüğünüz gibi bana bunu gösteriyor. Bu kerneli çalıştırsaydım bana Hello World diyecekti. Başka bir şey demeyecekti. Bu kerneli kullandım ben. Bu OpenCL programımda. Burada hafızaları göstermek amacıyla kullandım bu programı. Burada global OpenCL'e özgü bir fonksiyon var. Get global ID. Burada yaptığı şey bir tane global ID alıyor. Global hafıza numarası alıyor. Gidiyor bu hafıza numarasında bunları verileri ayrıştırmaya başlıyor. Böyle çok az fonksiyon var OpenCL'e ait. Nispeten. Bu da bir dizi toplama işlemi veyahut da bir matris toplama işlemi de yapabilirsiniz bunu. A, B olarak şey yapmışım. Şimdi burada bir döngü yok. Bilmem fark ettiniz mi? İşte bizim work itemlarımız var. Bu work itemlar bize bu döngüyü sağlıyor. Work itemlar içerisinde temel bir döngü yok aslında. Veriler her bir work item'a bölüştürülüyor. A'nın ve B'nin birinci datası. A'nın ve B'nin ikinci datası. A'nın ve B'nin üçüncü datası. Her biri birer bölüştürülüyor ve otomatik bölüştürülüyor. Bu get global ID ile ve bize sonucu veriyor. Result olarak. C bilenler bilir. C Python 3'teki gibi Türkçe yazdırmıyor. Türkçe yazdırması için böyle bir Türkçe karakter yazdırabilmesi için böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Buyurun, kod burada. Bunun kütüphanesi de şu. Okay taş. Uzun zaman oldu. Şunu anlatayım artık bitireyim.
platform sayısını alıyoruz. Platform ID'sini alıyoruz. Burada hani hatalar için iki tane integer sayı alıyoruz. Ve device hani ID'leri alıyoruz. Sonra platform hatalarını alıyoruz. Çeşitli şeyler var. Şimdi platform hatasını aldı mı almadı mı? Fark ettiyseniz burada GPU ve CPU olarak nitelendirdim. Özellikle GPU'ya gönderiyorum. Özellikle CPU'ya gönderiyorum. FPGA olsaydı diyelim ki USB'ye bağlı bir FPGA var veyahut da PCI Express, artık nereden bağlarsınız, o zaman ben onu oraya gönderecektim. Bunun bir hani networking'de olduğu gibi bir IP adresi gibi bir adresi var. Bunun da bir kendisine göre bir ID'si var. Ve bu ID'yi buradan alıyoruz. Ve bir context oluşturuyoruz. İçerik yani bir içerik oluşturmamız lazım. Ben size şimdi öyle söyleyeyim. Bundan sonra CL command Q ile işte bununla bir GPU'ya bir sıra oluşturuyoruz. Yani bir sorgu sırası oluşturuyoruz. Yine CPU'ya oluşturuyoruz. İsterseniz oluşturun, isterseniz oluşturmayın. Ben CPU'ya ya da gönderebileceğinizi göstermek istedim. AMD'nin dağıtımı x86 bir program, 32 bitlik bir program gönderiyor diye hatırlıyorum. Bu zamana kadar olan kodların hepsi bir kurulum aşamasıydı. Yani OpenCL'i kurduk. Programımı bir çalıştırayım. Hata vermemesi lazım. Evet. Programım burada. Neler oluyor burada? Platform sayısı, bir tane platformumuz var ve bu platformun ID'si şöyle bir şeymiş. Platform hataları varsa onları söylüyor. Device 0 GPU, device 1 CPU. Bu context bu sıra numaramız 0 ve program derlendi ve sonuç, hiçbir şey yazdırmadık, kısacası bu. Yani yazdıracak bir şey de yok. Ben buraya çıktıları yazdım. Şimdi bir daha çalıştırır gösteririm. Şimdi ise programımı burada iki aşama, programı derleme aşaması. Programı kaynak koddan oluşturuyorum. Yani kaynak kod bu. Eğer daha önceden derlenmiş bir OpenCL kodunuz varsa programı buradan da derleyebilirsiniz. Yani çok, orasını çok iyi bilmiyorum. Ben kaynak kodu yazarım. Daha sonra eğer inşa edildiyse, yani eğer yapıldıysa program hatasız, error build. Yani şu, hata geldiyse 0. Hata yoksa 0'dan farklı. Pardon, burada bir hata varsa bu işlem oluyor. Bu hatayı log dosyası olarak yansıtıyorum. Çünkü bir hata olmadığı için daha demin boş gösterdim. Error build 44, eksi 44 herhalde. Program derlendi ve bana bir herhangi bir şey varsa onu söyledi. Sonra bir işte kernel oluşturuyorum burada.
Artık ne kadar zor olduğunun farkındayım. Daha sonrakiler daha kolay olacak. Burada Cyanide'le bir buffer oluşturuyorum. GPU üzerinde evet. GPU buffer oluşturuyorum. Şu fonksiyonla GPU'ya bir veri gönderiyorum. Bundan sonra daha deminki şuradaki kendinin şu şuradaki parametresine bu buffer'ı yerleştiriyorum. Yoruldum. NVRange çok boyutlu bir şey gönderiyorum buna. NVRange diye fonksiyon var ve artık dosya ile ilişkimi kesiyorum. Yani bu bir dosya olarak sayarsanız sıra ile ilişkimi kesiyorum. Artık bu kerneli oradan siliyorum. Ve sonuçlar GPU üzerine saklanıyor. GPU'dan sonuçları almak için bir pointer kullandım. Bu şu kernelin sonucunu bana gönder PTR'ye. Ve artık bunu normal C koduyla yazdırabilirim. Bu bir OpenCL C koduydu. Nereden bakarsanız bir 150 sadır. Burada 177 yazıyor ama buradaki yaptığım eklemelerle birlikte 130 satır sürdü. Bu bayağı zor değil mi? Benim de nefesim kesildi. Önemli olan burada kernel yazmak. OpenCL'in yaptığı şey bu. Bir kernel mi göstereyim de sonucu göstereyim. Ondan sonra bitiyor. Bu ID'deki kernel için bana bir ID atıyor. Fark ettiyseniz her biri dörder dörder atlıyor. Demek ki benim cihazımın içinde de work item'lar herhalde diyorum dörder dörder. Cahilim. Gördüğünüz üzere bu. Ay, OpenCL bu kadar. OpenCL C programı bu kadar. Sonrasında gösterebileceğim şey Synchron CL veya C++ AMP artık Linux üzerinde de derlenebilen bir program. Bir kütüphane. Accelerated Massive Parallelism. Bu da yine CPU üzerine derlenen bir kütüphane diyeyim. Çeşitli kütüphaneler var. Hem CUDA hem CPU kodu hem OpenCL kodu oluşturan kütüphane olarak AirFire'ı tavsiye ederim. 32 bitlik bir versiyonu yok. 64 bitlik 64 bit üzerinde çalışıyorsunuz. Otomatik paralellik işlemleri var. Paralel for each. Burada da olması lazım. OpenMP, R gibi birçok döngümüz var paralel program konusunda, hızlı program yapma konusunda. Bunlara bakın. SynchronCL'de şunu vaat ediyor. Diyelim ki cihaz OpenCL çalıştırmıyor. Gene siz OpenCL kodu yazıyorsunuz. Hani tek bir program yazıyorsunuz. Ve CPU ve diyelim ki işlemciyi siz yaptınız ve onun üzerinde de çalışıyor. CPU, GPU, DCP, FPGA, DCP bu çiplerin üzerinde de çalışıyor. Pardon, üzerinde çalışıyor. OpenCL, Synchron CL C++ 17 paralel STL diye bir konu var. C++ 17'de ben şurada using namespace std diye yazıyorum ya. Burada yazıyorum ya. Artık bunun yerine paralel std yazacağım. Ve uygulamalar otomatik
otomatik paralel hale getirilecek. Ve bu varsayılan olacak ileride. Şimdilik benden bu kadar. Video çeker miyim bundan sonra bilmiyorum. Umarım işinize yaramıştır.